Selamünaleyküm. Evet, yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün sizlere Türkiye'nin kudretini, Türkiye'nin bölgedeki hamlesel gücünü ve küresel gücünden bahsedeceğiz. İnanın dün olanları size anlatamadım. Dün neler yaşandı neler. Merkezde yine Türkiye var. Biden ve Putin görüşmesine Türkiye ve Azerbaycan damga vurdu. Gelin Putin'in neler çevirdiğine bir bakalım. Şimdi Türk askeri Şuşa değil mi? Türk askeri Şuşa'da olacak demiştik. Türk askeri diğer bölgelerle ilgili Zengezur'da görüldü denmişti değil mi? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sözü söyler ve o sözün uygulanmasını uygun zaman geldiğinde uygulatır. Derin bir devlet aklının, uzun bir düşünüşün ve planlamanın ürünü olarak Sayın Erdoğan hamleleri yapmaktadır. Tam bir devlet aklıyla. Tam bir Turan aklıyla, özellikle Aliyev'in Türk dünyasının liderisiniz sözü bir rastlantı değildi aslında. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Şuşa ile ilgili söylediğimiz sözden sonra Rusya'dan sesler yükselmiş, sonradan kibrit gibi kesilmişti. Hatırlayın, biz üst kuracağız dedik, Peskov dedi ki biz de güvenliğimiz için tedbirler alacağız. Çünkü buraya NATO gelecek. Türkiye'nin gelmesi NATO'nun gelmesi demişti değil mi? İşimizin ne kadar ciddi olduğunu ve şimdi üsleri kurmak için nasıl bir hazırlık içinde olduğumuzu gören Putin bizi şikayet etti. Ama Türkiye'nin resmini de anlatacağız. Evet, bu şikayete değinelim. Dün Putin'le görüşen, telekonferans yöntemiyle Putin'le görüşen Biden özellikle şunu söyledi. Ukrayna'ya yaklaşırsan seni pişman ederim. Tabii ki askeri tehditten daha çok Avrupa Birliği'ndeki birliklerimizi çoğaltırız. Daha nasıl çoğaltacağım Biden? Dünyanın tankını yığdın, hem de Türkiye sınırına, Rusya sınırına yığmadın ki. Bir taraftan da dedi ki sana öyle bir evet hamle yaparım ki dünyaya petrol bile satamazsın, doğalgaz bile satamazsın, banka havaleni kilitlerim. Bildiğiniz gibi banka informasyonları, banka EFT'lerin merkezi Amerika. Yani paranın beşiğini, para transferlerinin bile beşiğini elinde tutan bir güç Amerika. Şimdi Amerika'nın senin ekonomini anında yok ederim diye açıklamaları dura dursun. Putin'in aklındakini size anlatayım. Evet, Putin dedi ki bizden ayrılan, yani kendisinin hala görüyor o ülkeleri, kafayı takmış Sovyetlere. Sovyetlerden ayrılan devletlerde NATO üyesi ülke üs kuramaz. Aman Allah'ım. Ya zaten giden gitmiş. Polonya'sı gitmiş, diğerleri gitmiş. Yıllardır vardı. Aklın neredeydi Putin? Şimdi resim ortaya çıkıyor. Lütfen burayı dinleyelim. Putin, sen de can kulağıyla dinle. Bil ki niyetini biliyoruz. Kulaklarını dört aç. Evet, açıklıyorum değerli izleyenler. Evet, gördüğünüz gibi Aliyev ve Erdoğan burada Şuşa beyannamesini tam da sınırda imzaladılar. Birlik ve beraberlik gösterilmeliydi ki, birlik ve beraberlik en zirvede gösterilmeliydi ki düşman tabii ki çekilsin ve tavizlere, evet haklı olduğumuz konularda düşmanın taviz vermesi gerekiyordu. Bunun için bu adımlar atıldı. Ama Sayın Erdoğan'ın bu ziyaret sonrası söylediği sözler asıl bu yayınımızın ana şemasını oluşturuyor. Dedi ki Sayın Erdoğan, Şuşa'da üste kurabiliriz, Şuşa'da konsolosluk açacağız. Rusya'dan öyle böyle tepki gelmemiş belli. Türkiye'nin Şuşa'ya yerleşmesi Rusya için bir güvenlik tehdidi. Ey Rusya, benim kuzeyimde yıllardır ülkemde terör işleyen gruplara gelip de yanlarında hamilik yaptıktan sonra sen neyin endişesinden bahsediyorsun? Bu konuyu daha sonra işleyeceğim. Ama Putin özellikle bu açıklamalarımızın uygulayacağımızı bildiği için, yani Türkiye'nin Azerbaycan ve Karabağ'daki, özellikle Karabağ'da Azerbaycan zaten, oralarda belli oranlarda üs kurması ve askeri birlik getirmesine karşı resmen Biden'a yalvardı. Sakın Türk askeri gelmesin, sakın Türk askeri burada olmasın, yanarız dedi resmen. Evet, Türk askerinin orada olmasını, Azerbaycan'da üs kurmasını ödü gibi korkuyor ve istemiyor. Çünkü Türkiye'nin Karabağ'a yerleşmesi Rusya'nın artık o bölgede güney kanadında bir güvensizlik oluşturduğu düşüncesinde.
Demek ki zikri neyse, fikri neyse zikri odur derler ya. Bize ne düşünüyorsalar bizim bildiklerimiz de oraya gittiğinde aynı şeyi hissediyorlar. O zaman biz de önlemlerimi alacağız. O zaman biz de Turan'ı kurmak ve Turan'ı yerleştirmek için önlemlerimizi alacağız. He, Putin böyle bir adım attı Amerika'ya. Türkiye'yi bu engeller mi? Hemen o konuya değinelim. Sayın Erdoğan'ı dakikalarca ayakta bekleyen, Soçi'de görüşmek için ayakta bekleyen Putin'in bu hamlesine karşı Türkiye'nin hamlesi şu şekilde. Ne yaptığını, ne karıştırdığını biliyoruz. O bölgede barışı engelleyen etmenler var. Türkiye orada olduğu müddetçe bu barışın teminatı olacaktır. Kardeşlerimiz bizi çağırdığında üçüncü ülkelerin buna müdahale etme hakkı yoktur. Ve bu konuda bizim kararlılığımızı bil Putin. Evet, bizim kararlılığımız bu ve bu kararlılığımızın farkına var Putin ve tabii ki meraklı bakışlarla ve Türkiye'nin gücüne belli yerlerde artık ses çıkaramayan ve İdlib'de olduğu gibi ürkek tavırlar sergileyen Rusya'nın bu hamlelerine karşı Türkiye demin de dediğim gibi gerçekten şunu bilmesini istiyor Türkiye. Karabağ yalnız değildir. Biz orada bir ette kemik olduk. Yaptığın hareketlerle özellikle Dağlık Karabağ'daki şehirlerin akıbetini hemen açıkla. Bu bölgede ne kadar kalacaksın ve Ermeniler senin kontrol ettiğin bölgeden nasıl rahat ateş açıyor? İşte bunları gördü Türkiye. Şimdi Ermenistan'la normalleşme adımları atıldı. Aslında strateji farklı. Hem Zengezur'un güvenliği konusundaki durumu perçinlemek hem de Ermenistan'ı Rusya'nın kucağından almak adına yapılan stratejik bir hamle bu aslında. Paşinyan açıklama yaptı. Erdoğan'la görüşmek istiyorum. Heyetlerimiz arası görüşmelerde her şey yolunda giderse evet Erdoğan'la görüşmek istiyorum dedi Paşinyan. İşte bu düşünce tabii ki Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'dan bağımsız bu görüşmeleri yapacağı anlamına gelmiyor. Demin de dediğim gibi Zengezur koridorundan evet araçlar geçecek. Şu anda Ermenistan sınırlarında gözüken Zengezur koridorunun şu anda geçişler için güvenliğinin tabii ki garantisini sağlamak. Herhangi bir aksilikte bu iletişim ve görüşme trafiğiyle bu aksilikleri gidermek. Azerbaycan'ın topraklarına Rusların verdiği gaz ve kışkırtmayla yoğun bir şekilde saldırı veren ve saldıran Ermenistan'ı bir nevi dizginlemek adına Türkiye bir adım atmıştır. Aliyev ve özellikle hükümeti de bu konudan şöyle memnundur. Sıkıntı olduğunda sadece Rusya'nın taraf olması Azerbaycan'ı zor durumda bırakmış. Özellikle Azerbaycan'a yapılan ateşkes ihlallerinde korkunç bir adım atan Rusya Savunma Bakanlığı ateş açan Ermenistan'ı değil Azerbaycan ihlal etti diye büyük bir iftiraya imza atmıştır. Bu gibi olayları yaşayan Azerbaycan, Rusya'nın Azerbaycan'ı dahi işgal etme niyetinde olduğunu görerek temkinli ve itinalı davranmış, Türkiye ile eşgüdümlü bir politika izlemiştir. Demin de dediğim gibi Türkiye bir adım atar, bu adım Rusya'yı yakar. Çünkü Türkiye Kafkasya'daki hakimiyetine Ermenistan'la da diyalog kurarak İran'ın o bölgede oyun kurucu olmasını, oyunlar çevirmesini tamamen tarihe gömmüştür. Artık Türkiye hem Nahçıvan hem Türkiye-Azerbaycan topraklarına saldıran, Rusların sözünden çıkmayan, her türlü adım atan Ermenistan'ı avucuna alma adımını başlatmıştır. Bir haberim daha var. Özellikle İran'ın rahatsızlığı had safhadadır. Zengezur'la ilgili ne oyunlar çevirecektir? Tabii ki bunlarla ilgili de neler yapabiliriz? Bunları da diğer yayına saklayalım isterseniz. Hepinize sağlık ve esenlik dileyerek Türkiye'nin yaptığı hamleler, Putin'in Türk üslerine karşı tutumu, özellikle Türkiye'nin Rusya'nın bu hamlesinin hiçbir geçerli olmacasına Azerbaycan'da ve bölgelerde güçlü bir şekilde üs ve asker bulundurma adımlarını başlatacağı da aşikardır. Güçlü bir şekilde olduğunuz Karabağ'da Zengezur'dan özellikle yapılacak hamleleri caydırıcı bir güç oluşturmanız önemli bir, tabii ki artı bir durumdur. İnşallah bakalım Rusya Paşinyan'ı devirmek için oyunlar çevirir mi? Bakıp göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Lütfen bu yayınıma beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, sizlerin desteğiyle güçlü olacağız. Lütfen kanalıma katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.